İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Portasar Göbekli Tepe'ye 2020 yılında gelecek turist sayısında artış bekleniyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike. Türkiye'de Kürtlere karşı kitlesel terörle mücadele eylemi devam ediyor. Erdoğan ve Putin arasında yeni gerilim dalgası. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Yezidiler Kızıl Sultan Yezid Milli Bayramı'nı kutladı. Time dergisi Ermenistan Cumhuriyeti'ni Kafkasya Kaplanı olarak nitelendirdi. Dünyanın en ünlü coğrafya ve keşif kuruluşu National Geographic, 2019 yılı başında ölmeden önce görülmesi gereken yerler adlı kitabında Batı Ermenistan'daki Portasar Göbekli Tepe'ye yer verdi. Milyonlarca okuyucusu ve takipçisi olan National Geographic, 2020 yılında dünya genelinde gidilecek en iyi yerler arasında Batı Ermenistan'dan Portasar'a da yer verdi. Dergi, Göbekli Tepe'yi gizemli bir yer olarak nitelendirdi ve tarih öncesi dönemlerden ve Neolitik çağdan günümüze kalan tarihi alanın yaşının 12 bin olduğu Stonehenge ve Mısır piramitlerinden daha yaşlı ve dünyanın bilinen en eski tapınağı olduğu ifadesini kullandı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü Havzası'nı tehdit eden ve istilacı bir tür olarak bilinen zebra midyelerinin ardından bölgede şimdi de tatlı su istakozu ortaya çıktı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri için tehdit oluşturan su istakozlarının birileri tarafından getirildiği düşünülüyor. Bu ekolojik açıdan da çok tehlikeli bir durum. Van Gölü Havzası'ndaki tatlı su kaynakları son yıllarda yeni tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Yetkililer harekete geçmezlerse göl yakın gelecekte büyük ve geri dönüşü olmayan bir felaketle karşı karşıya kalacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre Türkiye'nin güneydoğusundaki Şırnak ve Hakkari illerinde yaklaşık 2000 emniyet kuvvetlerinin katıldığı KRAN adıyla sözde terörle mücadele operasyonu başlatıldı. Açıklamada KRAN, terörle mücadele operasyonunun Hakkari'de gerçekleşen 9. aşamasında 1230 jandarma, polis ve silahlı gönüllüler, Hakkari'deki 10. aşamasında 730 kolluk kuvveti yer alıyor dendi. Terörle mücadele operasyonu 17 Ağustos'ta Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda başladı. Kolluk kuvvetleri ve gönüllerin yanı sıra hava kuvvetleri de yer aldı. Operasyonun PKK savaşçılarının kış üslerine taşınmasını önlemeyi amaçladığı ifadesi kullanılıyor. Erdoğan ve Putin arasında yeni bir gerilim dalgası oluşuyor. Rus birliklerinin Libya'ya konuşlandırılmasına yanıt olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus paralı askerleri General Haftar'a yardım ettiği sürece Ankara boş kalmayacak dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık'ta Rusya'nın Libya birliklerinin olası konuşlandırılma konusundaki endişelerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Libya Ulusal Ordusu Generali Halifa Haftar'a yardım eden Wagner gibi Rus paralı askerleri karşısında sessiz kalmayacağını dile getirdi. Erdoğan, bu sessiz kalmanın ve bir şey yapmamanın haksızlık olduğu bir durumdur. Şimdiye kadar elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz diye vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haftar meşru bir politikacı değil, onun varlığı yasa dışı. Ona meşruiyet vermek isteyen insanlar var. Meşru lider Fayez el-Seraj'dır ifadesini kullandı. Daha önce Interfax Ajansı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı'nın bir kaynağına atıfta bulunarak verdiği haberde, Moskova'nın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderebileceğinden endişe ettiğini duyurmuştu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Yezidiler 20 Aralık'ta Kızıl Sultan Yezid olarak adlandırılan ulusal bayramlarını kutladılar. Ulusal Yezidiler Birliği Başkanı Aziz Tamoyan, konuyla ilgili Armen Press'e yaptığı açıklamada, bu ulusal bayram atamız Sultan Yezid'e adanmış olup Kızıl Sultan Yezid olarak adlandırılıyor. 17-19 Aralık günleri arasında oruç tutuyoruz ve bugün arkadaşlarımızın ve akrabalarımızın evlerinde toplanıp bu önemli günü büyük bir mutluluk içerisinde kutluyoruz. Yıl boyunca eğer vefat edenler varsa evlerine hediye ile gidiyoruz. Sonra tek bir yerde toplanıp şarkı söylüyor, dans ediyor ve eğleniyoruz dedi. Yezidi halkı Mezopotamya'da, Kuzey Irak'ta daha sık Sincar olarak bilinen Şengal'de ortaya çıktı. Yezidilerin devleti yok. Tüm dünyaya yayılmış bir durumda.
Türkiye, Irak, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Almanya, Fransa, Kanada, Amerika ve diğer birçok ülkelerde yaşamaktadırlar. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin resmi sosyal medya hesabı Facebook sayfasından verilen bilgiye göre, prestijli Times dergisi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin dinamik ekonomik büyümesine değinerek ülkemizi Kafkasya kaplanı olarak nitelendirdi. Dergi, bu tanımlamayı yaparken Kadife devriminden sonra ülkedeki değişiklikleri ve ekonomik büyüme oranını dikkate aldı. Makalede, Moody's tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nin ratinginin yükseltilmesine de değinildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masung adlı Ermeni folk grubunun icra ettiği Hamşen şarkısı olan Hayts Gazmetsek adlı eseri Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.